millet bir de sizin kim olduğunuzu tanısın. Gazetelerde resimlerini gördüler, pankartlarını gördüler ama bir ağzınıza dinlesinler. Bu videodan da yayınlanacak çünkü. İnternet sayfasından. Biz kimiz? Biz 1990'da Üsküdar'a gelmiş. Üniversite tahsilini yapmaya gelmiş. Bir Anadolu genci olarak geldik 90 yılında. 24 senedir Üsküdar'lıyız. Aslen Trabzon Şalpazarı'ndayım. İstanbul Hukuk Fakültesini tamamladım. Ve 8 yıl serbest avukatlık yaptıktan sonra 2004'ten itibaren Üsküdar'da belediye başkan yardımcılığı görev yaptım. 10 yıllık bu görevimizden sonra bu görevimde nasip oldu. 30 Mart'ta Üsküdar halkının iradesi bizim belediye başkanlığımız yönünde tecelli etti. İnşallah belediye başkanı olarak devam edeceğiz. Evet, aday olmanızdaki en büyük etken neydi? Neden aday oldunuz? Yani Üsküdar'ın problemlerini 10 yıl başkan yardımcısı olarak gördünüz, incelediniz. Size göre Üsküdar'ın en büyük problemi neydi? Sizi başkan adayı olmaya iten en büyük faktörlerden hangisiydi? Bizi aday olmaya sevk eden faktör, biz işte dediğim gibi belediyedeki bu görevimiz gereği gördük ki bu güzel Üsküdar'ımızın güzel insanlarına hizmet etmek için girmiş olduğumuz bu yolda devam etmemiz gerekiyor. Hem insanlara faydalı olmak için belediye başkanlığı önemli bir nokta. Hem de biz biliyoruz ki insanların en hayırlısı, insanlara en faydalı olandır. Biz Üsküdar halkına faydalı olmaya, onların özellikle garibanlarının yanında olmaya karar vermişiz. Bu anlamda bizim başbakanımızın her zaman dediği gibi bu millete hizmetkar olmaya geldik anlayışı bizim de anlayışımızdır. Bu hizmet yolculuğumuza devam etmek istedik. Başkanımız da aday olmayınca Mustafa Karar Başkanımız dedik biz aday olalım. Aday olalım dedik. Sonra başbakanımızın tensipleri bizim aday olmamız yönünde oldu. Aday olduk. Üsküdar halkı da bizim belediye başkanı olmamız yönünde karar verdi inşallah. Bu halkın içerisinde halktan biriz. Bir halkın içerisinden bağrından çıkmış bir Anadolu evladı olarak bu hizmetine devam istedik. Evet. Bu 10 yıllık başkan yardımcılığı döneminizde böyle önemli bir hatıranız var mı? Çok. Kaç tane anlatabilirsiniz? Başkan yardımcılığı döneminde de benim, siz de biliyorsunuz, halkla ilişkiler noktasında hamdolsun çok sıcak bir diyalogumuz vardı. İnsanlar bizi tanıdılar, biz onları tanıdık. Hiç çekinmeden geldiler, kapımızı çaldılar, kapımız arka kadar açıldı. Belediye bizim görev alanımıza girsin girmesin her konuda bize geldiler. Bize yardımcı olmaya çalıştılar. Bizim o bulunduğumuz makam odamızın bulunduğu kat biliyorsunuz biraz genişçe bir koridoru olan bir kat. Oraya her zaman dolar taşardı böyle kalabalıktı. Değil mi Ahmet abi? Çok doğru başkan. Orada insanlar evet, gelir gider. Ben de çok gelip döndüm orada. Evet yoğunluktan siz de biliyorsunuz. Yoğunluktan. Şimdi öyle dolu bir gün bir tane bir genç arkadaş geldi. Kim olduğunu bilmiyorum şu anda. Ona bizim zabıtamız haremde onun simit tezgahını almış. Tezgahı işte git demişler orada İbn Türkmen de bir başka yardımcısı var. Ona git sen direkt o sana yardımcı olur. Tezgahı o sana verdir git ona demişler. Ben tamam ben gelmiş orada biraz beklemiş kalabalık tabii. Biraz bekletten sonra biz onu almışız içeriye. Buyur kardeşim. Başkanım dedi harem dedi benim tezgahımı aldısınız zabıtalar dedi. Tezgahımı geri vermiyorlar. Ben de işte çocuğum okuyor üniversitede vesaire. Harem de dedi illa tezgahımı dedi geri alamayacaksam. Abi sizin kapıda da simit satabilirim. Burada da iyi müşteri var. Böyle güzel anlamız var. Bu seçimlerde malum Cumhuriyet Halk Partisi adayı İhsan Özkes eski müftümüz 99'da yaptığı itirazları yine yaptı. Tabii. Size göre haklı bir sebebi var mıydı yoksa bir alışkanlık medyayı işgal etmek anlamında mı yapıyordu bunu? Bunu siz de çok iyi biliyorsunuz. Çünkü siz de o zaman adaydınız. 99'da müftü Demokratik Sol Parti'nin belediye başkanı adayıydı. Ben müftüyü o zamandan da tanıyorum. Ben de Fazilet Partisi'nin meclis üyesi adayıydım. Efendim, o zaman da seçim sonuçlarını o benimseyemedi ki itiraz etti öyle. O zaman da bizi uğraştırdı biraz. İlçe seçim kuruluna itiraz etti, sonuç alamadı, ile gitti, ilden alamadı böyle. Bir hafta 10 gün
Demek ki o zamandan kalan bir alışkanlığı var. Şimdi de itiraz ediyor. 9000'e yakın bir fark var arada. Hala işte oylarımız çalındı, yok oylar doğru sayılmadı vesaire. Seçimin yeniden sayılması istiyor. Bunlar beyhude çırpınışlar. Halkın sandıkta vermediği yetkiyi masa başında itirazlarla almaya çalışıyor ama bunlar mümkün değil. Zaten biz mazbatımızı aldık, görevimize de başladık. Pazartesi de inşallah meclisimizi topluyoruz. Biz yolumuza devam ediyoruz. Üsküdar'ın zaman kaybına tahammülü yok. Müftümüz o Ankara'dan geldiği gibi tekrar Ankara'ya işin başına dönsün. Efendim. Zaten milletvekili olarak. Milletvekili olarak devam etsin. İtiraz dilekçesi yazmaya devam etsin. O Ankara'da artık örgütünün prensipleri doğrultusunda çalışsın. Müftü bana örgüt sahip çıkmadı diyor. Örgütünde diyor ki ben sahip çıktım, biz sahip çıktık ona diyor. Hocamız diyor, insan hoca yorgunluğundan sahip çıkmadı diyor ama diyor. Genel başkan yardımcıları öyle söyledi, ben duydum. Haluk Koç mesela. Dolayısıyla örgüt ona sahip çıktı mı çıkmadı mı? Söylemiştim. Seçim onu artık kendi aralarında karar versinler. Bize milletimiz sahip çıktı. Peki, CHP adayının bu kadar oy alamayacağını tahmin ediyorduk. Tabii. Yani nasıl oldu da Cumhuriyet Halk Partisi bu kadar oy aldı burada? Bu müftünün çok sevilen bir insan olduğu anlamına gelmiyor. Tanıdığımız birisi. Yani tabanla çok hizmeti olduğu için de vatandaş ona oy vermiş değil. Hangi gruplar, hangi partiler ona destek oldu da? Seçimlerde yazık ki Türkiye'de iki partili seçim oldu. Yani. İki parti, üç parti yok. Yani Türkiye'de seçmen ikiye bölünüyor. Yani elmanın yarısı böyle gibi bölünmüş oldu. Üsküdar'da da böyle oldu. Üsküdar'da aslında biz arzu ettiğimiz oyu aşağı yukarı aldık. Yani biraz daha fazla alabilirdik. Ne yazık ki bu çok geçersiz oy oldu bu seçimde. Yani bizim Üsküdar'da 16 bin geçersiz oy gözüküyor. Biz iddia ediyoruz ki bu geçersiz oyun 12-13 bini bizim. Muhtarlık pusulasıyla diğer başkan pusulaları aynı zarfa atıldığı için geçersiz sayıldı bu iş. Bizim orada bir 10-12 bin kaybımız var. Bizim 2010 milletvekilleri seçimlerinde aldığımız oy oranı oyumuz 166 bin. Biz aşağı yukarı 157 bin oy aldık. Bu geçersiz oylarda sayarsak biz beklediğimiz oyu aldık. Ama Cumhuriyet Halk Partisi gerçekten bizim de tahmin etmediğimiz bir oy aldı. Bunun tabii sebepleri var. Bu analizini yaparız yani tahmin ettiğimizde. Mesela 2009'da Demokratik Sol Parti'nin bir oyu vardı. 12-15 bin oy yok şu anda. 260 oy aldı Demokratik Sol Parti. 260 sadece. Yani çok bu oy komple oraya gitti. Efendim bu seçimlere bir de katılım çok yüksek oldu yani. Türkiye'de belki de Üsküdar'da en çok katılımın olduğu seçim bu seçim oldu. Seçimlerin yüksek olduğu mahallelere baktığımızda da CHP'nin kuvvetli olduğu mahallelerde bu sefer ciddi bir katılım oldu. Demek ki sandığa bir gayretle gittiler. Oradan da bir 10 bin geldileri var tahmin ediyoruz. Bir de biliyorsunuz malum cemaat Üsküdar merkezi. Evet. Orada da ciddi bir çalışma olduğunu biz duyuyorduk zaten ama onlar Üsküdar'da özel bir çalışma. Onların merkezleri, işte okulları, yurtları, öğrenci evlerinin bolcu olduğu bir ilçedeyiz. Burası Başbakanımızın ilçesi. Başbakan ilçesinde özel bir çalışma yaptıkları anlaşılıyor. Hani dedik ya örgüt sahip çıktı mı çıkmadı mı ama hocaya bir örgüt sahip çıktı ama biz de bir örgüt sahip çıktı. Bunların hepsi 30 Mart'ta boylarının uçusunu aldılar. MHP'nin 34 bin oyu vardı. Sanıyorum 18 bine düştü. Tabii. Yani bu oylar kısmen AKP'ye gelmiş olabilir mi? AK Parti'ye gelmiş olabilir mi? Yoksa tamamına yakını CHP'ye mi kaydı? Adnan Bey, MHP ile CHP Türkiye'de ciddi bir seçim ortaklığı yaptılar. Bakın Ankara'da CHP'nin adayı bir MHP'li. İstanbul'da MHP'nin adayının ismini biliyor musunuz? İstanbul'da, ne ismini gördük, ne resmini gördük. İstanbul'da MHP'nin adayı Sırrı Süreyya Önder'den daha az oy aldı. Düşünüyor musunuz? Üsküdar'da da böyle. Bunların bir gizli bir ortaklığı var anlaşılıyor. İşte dediğiniz 30-35 bin MHP oyu ne yazık ki CHP'ye gitti.
Yani bir siyasi parti seçimlere girip de hedefi kazanmak olmaktan sonra böyle bir siyasi parti nasıl, ne anlayışı olabilmiş değiliz ama MHP'nin oyları işte yarı yarıya düştü, bu oylar da öyle gitti. Saadet Partisi'nin 60 bin yakın oyu vardı 2009 seçimlerinde. Şu anda da işte 7500 oyu böyle bir şey var galiba. Gerçi oradan bize de bir oy geldi ama ne kadar geldi, ne kadar CHP gitti onu tam kestirmek mümkün değil. Tüm bunları topladığımızda gizli bir ittifak olduğu, bu oyların CHP oyları yükselttiği. Yani CHP'nin 2009 seçimlerinde 90 bin oy vardı, 89-90 bin. Şimdi 146 bin oya çıkardılar ki aşağı yukarı 50-60 bin oy demektir bu. CHP'nin görebileceği en yüksek oy oranıdır. Allah'tan biz de oyumuzu yükseltmiş olduk. Bizim de oy oranımız 2009'a göre aşağı yukarı 7-8 puan arttı. Ki 157 bin oy, 115 bin falandı 2009'daki belediye seçimleri oyumuz. Düşündüğümüzde biz de arttırdık oyumuzu. Yani bizim oyumuz da 40 bin artmış durumda. Ama CHP bizden daha çok arttırmış oldu. Üsküdar'da kıran kırana bir seçim oldu, evet. Evet, hiç böyle bir bu kadar iddialı olmamıştı ama evet. Başbakanın burada oturuyor olması. Üsküdar seçimleriyle ilgili özel bir mühendislik hesapları yapıldığı belli. Ama bütün bu mühendislik hesaplarının üzerinde asıl hesabı yapan milletimizdir. Her zaman milletin hesabı galip gelmiştir. Bu seçimlerde de Üsküdar'da, İstanbul'da ve tüm Türkiye'de olduğu gibi galip gelen milletimizin hesabıdır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 124 milletvekiliyle CHP adayı İhsan Özkes'in de içinde bulunduğu Anayasa Mahkemesi'ne kentsel dönüşümün iptali söz konusu dilekçe verdiler. Ve bunun da 1 Mart'ta Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiş olması da bir acaba bu bölgeye karşı bir mesaj mıydı? Yani AK Parti iktidarına karşı bir tapoz muydu? Bizi çok etkiledi o bölgede biliyorsunuz. Tabii. Kentsel dönüşüm yasası diye bilinen o afet riski altındaki alanların dönüşüm yasası bizim Üsküdar'da özellikle Boğaz bölgesinde dönüşüm için çok önemli bir yasaydı gerçekten. Evet. Bu yasanın tam da seçim arifesinde iptal edilmesi bizi de üzdü. Yani gerçekten biz millete çünkü sahada dönüşüm yapacağız burada dönüşümle ilgili yeni bir imar geliyor diye sözler vermeyin. İptal edince bir anda boşluğa düştük ama neyse ki Allah'tan Sayın Başbakanımıza konuyu arz ettik. Zaten aynen devam edeceğiz bu dönüşüm anlayışımıza dedi Sayın Başbakanımız. O konuda biz rahatladık ve yine millete bu son bir hafta 10 gün içerisinde bu çalışmalarımızın aynen devam edeceği sözünü verdik. Bunu yaparken tabii bu yasanın iptali için uğraşanları da millete açıklamış olduk belgesiyle. Anayasa Mahkemesi'ne müracaat dilekçesi, Üsküdar adayının da imzasında olduğu dilekçe. İşte Anayasa Mahkemesi'nin kararları. Bu çalışmalarımız o bölgede etkili oldu. Millet yani orada gidip çözerse, müftü çözer, imarı diyor ama bir taraftan da hazır, pişmiş aşağı su katma babında hazırlanmış, hazır hale gelmiş plana atlık olacak yasayı iptal ettiren bir anlayış. Bunu biz milletimize paylaştık. Sizin de katkınız büyük. Ben kendisine onu söylemiştim. İlçe Başkanı ile birlikte şu karşımızdaki simitçide oturuyorlardı. Ben neden böyle bir şey yaptığını sordum. Nasıl imza attınız dedim. Hem diyorsunuz ki gazeteye açıklama yapıyorsunuz. 4-6 kat, 10 kat imar istiyoruz o bölgede. Hem de kentsel dönüşümün iptali için imza atmışsınız. Bana önce benim öyle bir şeyden haberim yok dedi. Ben var dedim. Vallahi yok dedi. En son vallahi tallahi yok dedi. Sonra 71. sırada imzanız var deyince, o belgeyle gösterince önce böyle bir tuhaflaştı. Sonra dedi ki biz dedi zaman zaman grup toplantısında dedi bizden dilekçe alıyorlar dedi. İmza attırıyorlar. Bunu da ihtiyaç oldukça sağda solda kullanıyorlar dedi. Ben dedim ki hocam bu sizin dedim özrünüz kabahatınızdan büyük. Yani nereye imza attığınızı bilmiyor musunuz? Tabii. Ne maksatla verdiğinizi bilmiyor musunuz? Nereye imza attığınızı bilmeyen bir anlayış. Yani Türkiye'nin satılması için de bir yerden imza atılmış olabilir mi bu mantıkla? Öyle deyince bana dedi ki sakın bunu haber falan yapma, gündeme taşıma. Bu dedi
Önemli bir konu. Benim haberim yoktu. Sizi de seçimden sonra Kılıçdaroğlu'na götüreyim. Bununla alakalı bir kanun teklifi verelim. Daha fazla imar alalım şeklinde böyle bir teklifte bulundu ama tabii biz de çocuk değiliz. Bunun ne anlamı geldiğini biliyoruz. Orada bir kanun değişikliği söz konusu. CHP'nin 120 milletvekiliyle bunların olmayacağını biz biliyoruz. Tabii canım. Onda siz çok iyi işlediniz. Biz de gazetemizde haberler yaptık. Çok da etkili oldu kanaatindeyim. Çok. Peki Sayın Başbakan, gittiniz, görüştünüz. Kentsel dönüşümle ilgili o bölgenin ızdırabı bu. Geri görünüm ve etkileme bölgesinde. Siz geri görünümde 6 kat vereceğiz diye pankartlar astınız. Etkileme bölgesinde de, Yavuz Türk bölgesinde de 8 kat dediniz. Başbakan yeni düzenlemeyle bu aynı haklara verileceğini söyledi size sanıyorum. Başbakanımız aynen dedi ki, biz dedi bugüne kadar milletimizin hayrına yaptığımız hangi işimizden, hangi kararımızdan geri döndük ki bundan da geri döneceğiz. Aynen devam. Bu meclis seçim dolayısıyla tatile ilgili açılır açılmaz. Anayasa Mahkemesi de bu vermiş olduğu kararın gerekçesini yayınlayacak. Ona göre yeniden ele alacağız ve bu dönüşümle biz ısrarlıyız. Çünkü tüm Türkiye'de dönüşümü biz düşünen bir anlayışımız var. Üsküdar'da da böyle olacaktır. Aynen vatandaşlarımıza bunu ilet. Morallerini bozmasınlar. Biz bu kararımızın arkasındayız dedi Sayın Başbakanımız. Dolayısıyla biz de ona güvenerek tabii 6 kat 8 katlıklarından bahsettik. Sözünü verdi. Sözümüzün arkasındayız inşallah. Bugün Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Gülüce sizi ziyarete geldi. Sanıyorum ilk ziyareti bakan sıfatıyla o yaptı. Orada gündeme getirdik. Geri görünüm ve etkilenme cümlesini ortadan kaldırırsak bu problem çözülecek kendinden dedi. Ne anlama geliyordu bu? Şimdi bu Boğaz Yasası biliyorsunuz Boğaz bölgesini korumak amaçlı çıkarılmış bir yasadır. Boğaz Yasası'nın koruma alanına almış olduğu bölge 3 tane. Ön görünüm, geri görünüm ve etkilenme bölgesi. Bu Boğaz Yasası'nda bir değişiklik yapılarak bu Boğaz Kanunu'nun kapsam alanına geri görünüm ve etkilenme alanı çıkarılabilir demek istedi. Bunu Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Topbaş da söyledi. Başbakanımız da orada konuştuğunu. Belki bu 2960 sayılı yasanın yeniden ele alınabileceğini, bu yasa yeniden ele alındığında imar kısıtlamalarının olduğu o maddede geri görünüm etkilenme bölgesi tabiri çıkarıldığında sadece ön görünüm kalacak demektir. Bu sefer biz geri görünüm etkilenme bölgelerinde Boğaz Yasası'ndan kaynaklanan kısıtlamadan kurtulmuş olacağız. Böyle bir çalışma var. Ama her halükarda bizim Boğaz bölgesinde bu dönem, önümüzdeki 5 yıl içerisinde mutlaka bu imar sorunu çözmüş olacağız. Böyle bir milletimize sözümüz var gerçek. Size göre Üsküdar'ın en büyük problemi nedir başkan? Hemen ele alınması gereken veya kısa, orta ve uzun vadeli ulaşım çok ve çok proje işte yayınladınız. Kaçak yapılaşma yani, kentsel dönüşüm meselesi. Bunlarla uğraşacağız. En acil sorunumuz o. Üsküdar'daki bu meydan trafiği henüz rahatlamadı ne yazık ki. İşte meydanda belediye binamızı yıkıp katlı otopark yapacağımızı düşündüğümüzde, Üsküdar Ümraniye Çekmeköy Metro Hattı'nın hizmete gireceğini düşündüğümüzde inşallah bu meydan trafiği rahatlatmış olacağız. Bir de bu trafikteki sıkıntının en önemli sebeplerinden birisi otopark, yanlış otopark parklanmadır. Biz inşallah yeni dönemde hem yeni binamızın altında hem eski binamızın altında toplamda 3.500 araçlık otopark yapıyoruz ki bu sefer otopark konusundaki yanlışlıklar ortadan kalkacak ve trafiğin rahatlamasına bu da vesile olacak. Hem Ümraniye Metro hem işte belediye binamızı yıkıldığında katlı otoparkları gittiği bir meydan oluşacak. Bunların hepsi inşallah yeni dönemde trafiği rahatlatacak hamlelerimiz olacak. Üsküdar'ın en önemli sorunu trafik ulaşım bir kaçak yapılaşmadan kaynaklanan kötü, çirkin yapılaşmadır. Bunu da dönüşümle birlikte çözmek konusu iki. Sahil sebepler, sahil problemler var ama inşallah bunları çözeceğiz. Belediye binası Çavuşdere'ye taşınacak demiştiniz, projelerde gördüm. Bu ne zaman yapılacak? Bir süre var mı? Harfiyat başlamış mı zaten? Tabii. 2 yıl içinde bitireceğiz. 2 yıl içerisinde yeni binamıza taşınıyoruz, eski binayı yıkıyoruz. Çavuşdere. Çavuşdere'deki binamız sadece bir belediye hizmet binası değil. Orada kongre merkezi, spor salonu, otoparkı. Daha oluşan güzel bir
Dönüşümü biz belediye binamızdan başlatıyoruz. Kentsel dönüşüm, yerinde dönüşüm. Belediyemizi taşıyoruz oraya. Dönüşümü işte meydan yaparak gerçekleştirmiş olacağız. Üsküdar meydanını 3 kat büyütüyoruz. Alan itibariyle. Evinden yollara, denize gönül yapmak istiyoruz. İnşallah bu dediğimiz noktadayız. İnşallah gerçekten halkımızın içerisinde başkan olarak 17 Temmuz'da 2 yol yaparız, park yaparız esnafımıza. Ne yapacağız? Her gün, her gün değil tabii de haftanın belli günleri, ayın belli günleri mahallelerde, sokaklarda, caddelerde, insanların evlerine çat kapı dalacağız içeriye. Ben geldim. Çay içmeye, kahve içmeye. Bizim insanlarımız hoşuna gidiyor. Zaten bu seçim çalışmaları dolayısıyla bir takım notlar aldık biz. Onlara döneceğiz inşallah. Onların şeylerine gideceğiz. Bak bugün ben geçen hafta Cuma günü dedim ki burada. Bakın bugün dedim AK Parti Belediye Başkanı adayı olarak karşınızdayım. Haftaya Cuma dedim. Üsküdar Belediye Başkanı olarak tüm sorayım. Bizi tekrar ziyaretleyeceğim. Başkanım gelmezsin öyle çok gördük diyenleri ama gelmiyorlar dediler. Ben bugün dedim. Nazihat yaptım. Hepsi de şaşırdılar. Ya başkanım bizi mahcup ettin. Biz bunları yapacağız. Bizim Üsküdar gibi tarihi, kültürel zenginliği bol bir ilçede, bir huzur şehri, bir medeniyet şehri olan Üsküdar'da başarısız olmak diye bir sahip kitabımızda öyle bir yer yok. Bizim mutlak başarıya ihtiyacımız var. AK Parti 2 dönemde Üsküdar'da belediye başkanlığı AK Parti'nin bir kadroda. Üsküdar'da ilk defa bir parti 3. dönemi kazanmış oldu. Böyle bir şey yok. Biz öyle bir rekor da kırmış olduk. Biz bu rekoru yeni rekorlarla inşallah taşlandıracağız. Halkımızla birlikte, halkımızın içerisinde durmak yok. Yola devam edeceğiz inşallah. 5. belediye başkanı oluyorsunuz. 6. 6. mı? 7. dönem 6. başkan. 6. evet. Necmet Öztürk, Niyaz Gütsever, 2. Yılmaz Bayar, 3. Çakır, 4. Mustafa 5. 6. 6. 7. dönem ama. Evet, 2 dönem yaptı. Yani Necmettin Öztürk döneminden beri biz Üsküdar gazetesiyle... Ama belediyede en eski belediyeci benim. Evet. Benim çünkü... Daha önce meclis üyeliğiniz var. Tabii üçüncü dönem ben. Üç dönemdir belediyeyim sonuçta. Evet. Hiç kimse üç dönem olmamış. Yılmaz Bayat da daha iki dönem yaptı. Mustafa Karabaşkan, Mehmet Çakır Başkan, Niyaz Gütsever, işte Necmet hepsi birer dönem. Ben iki dönem başkan yardımcısıydım. Bu da üçüncü dönem. Böyle de bir artı bir tecrübeli belediyeciliğimiz olacaktır. En deneyimli belediye başkanı olacaksınız. O yüzden bu kadar deneyimli zor başarılı olamazsa kayıp olur.